Gallup şirketinin Türkiye'de yapmış olduğu bir araştırmanın sonucuna göre Türkler yabancı ülkelerden %48,9 oranda en çok Almanya'ya destek veriyor. Amerika hakkında görüş bildirenlerden olumsuz düşünenlerin oranı yüksekken olumlu düşünenlerin oranı sadece %34. Türkler %33,7 oranla İngiltere'yi desteklerken Rusya hakkında olumlu düşünenlerin oranı %25,8. Olumsuz düşünenlerin oranı ise %44,1. Peki, araştırma sonucuna göre Türk halkı, Amerika'daki eğitim sistemi, iş imkanları ile ilgili olumlu görüşler bildirmiş olmasına rağmen, Amerika hakkında olumsuz düşünenlerin oranı neden daha yüksek? Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla Türk-Amerikan ilişkileri nasıl bir seyir izler? Türkler neden Almanya hakkında daha çok olumlu görüşler bildirmiş olabilir? Bu konular hakkında görüşlerine başvurduğumuz Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Orta Doğu uzmanı doçent doktor Ahmet Salih Bıçakçı, araştırmanın ortaya koyduğu sonuçları Amerika'nın Sesi için değerlendirdi. Gallup'un yaptığı anketin ne benzer anketleri hep görüyoruz. Özellikle bu aralar çok fazla anket yapılıyor, siyasal ve sosyal eğilimleri inceleyen. Ama buradaki ana problemimiz Almanya ile Türkiye'nin bir tarihi birlikteliği var. Ne derseniz deyin. Yani bu Prusya'dan başlamış bugüne kadar gelen bir birliktelik var. İki, bizim oradaki göçmen nüfusumuzun yüksekliğinin getirdiği bir güven var. İki, davranış olarak Almanya istihbarat olarak Orta Doğu'da çok güçlü ülkelerden bir tanesi ve tutarlı davranışlarda bulunuyor. Tutarsızlık göstermiyor en azından. Zikzaklar çizmiyor. Bu biraz Almanya'nın siyasi ve dış politika yapısıyla çok ilgili. Bunu unutmamak gerekir. Ama Türkiye-Amerika ilişkileri çok daha başka bir düzlem. Çünkü 1950 Soğuk Savaş'tan başlayarak bugüne kadar geldiğimiz zaman Amerika zaman zaman Türkiye'yi kendi sınıflamasında, yani hayal dünya haritasında nereye koyacağı konusunda problemler yaşamış bir ülke. Yani bunları gerçekten kullanacağı ve çok güçlü bir müttefik olduğu ülke mi? Yoksa değişik politik durumlar dolayısıyla değişmesi gereken bir ülke mi? Buna karar verebilmiş durumda değil. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Salih Bıçakçı'ya göre 15 Temmuz sonrası Fethullah Gülen'in iadesi talebine halen olumlu yanıt gelmemesi Amerika'ya karşı olumsuz düşüncelerin oranını artırıyor. Bıçakçı ayrıca Türk siyasetinin son aylarda Moskova ile yakınlaşmasının da halkın Rusya'ya bakış açısını değiştirdiğini söylüyor. Zihinde bir kolektif hafızamız var ve kolektif hafızamızda Amerika hep bir yerde duruyor ve bütün problemlerin başı olarak duruyor. Ve bunu unutmayın, 89'dan bugüne kadar gelen, hatta Soğuk Savaş'tan bugüne kadar gelen Orta Doğu'daki bütün vekalet savaşlarının mimarlarından birisi olduğunu göz önüne aldığı zaman bu var olan nüve üstüne katmanlar gelerek büyüyerek devam ediyor. Biraz bunun da etkisi var. Politik söyleminde zaman zaman 15 Temmuz sonrası FETÖ ile bağlantı olarak istiyoruz talepleri ve ona karşı Amerika'ya yüklenmesi de bu birikmeyi daha da son günlerde arttırmış durumda. Türkiye Rusya ile bugün Astana'da görüşmeler yapılıyor. Bir yandan Rusya ile Suriye meselesini koordine etmeye çalışıp çözümü bulmaya çalışırken bir yandan da Amerika'nın nerede duracağını ve onunla ilişkileri nasıl olacağını belirlemeye çalışıyor. Bütün bu etkenler üst üste binince yani Rusya'ya ait bir korku da var toplumun içinde. Enerji kesme krizleri olduğu zamanki sosyal medyaya yayınlanan şeyleri hatırlayın lütfen. Gerekirse onlar özür dilemeli, biz ne gerekiyorsa onu yaparız demiştik hatırlıyorsanız. Aynı şey söz konusu. Bir kırgınlık var Rusya'ya karşı ama ister istemez politik yakınlık bunu yavaş yavaş örtüyor. Eğer bu araştırmayı çok daha önce yapmış olsalardı, geçen sene yapmış olsalardı mesela, çıkacak rakamlar hepimizi daha şaşırtacaktı. Çünkü belki Rusya en üst sıralarda çıkacaktı. Bugüne geldiğimiz zaman bu rakamların düştüğünü ama halihazırda hiç engelleyemediğimiz ve baskıladığımız bir korkunun da içten içe toplumda olduğunu görüyoruz. Peki insanların Amerika'ya göç etme isteğinin altında yatan sebepler neler? Doçent Doktor Ahmet Salih Bıçakçı'ya göre dünyadaki teknik gelişmelere liderlik eden Amerika, eğitim ve iş imkanları bakımından hala insanları cezbediyor. Bıçakçı'ya göre insanların Amerika'ya göç etmek istemesinin ana nedenlerinden biri de Amerika'nın özgürlüğe verdiği değere dayanıyor. Ne olursa olsun dünyadaki teknik gelişmelerin %50'den fazlasını önderlik eden ülkelerden bir tanesi Amerika. Bu konuda büyük yatırımlar yapıyorlar ve Obama döneminin en önemli hamlelerinden bir tanesi kendi içlerindeki know-how'ı ve üretim sermayesini ülkeye çekmek olmuştu. Ve büyük yatırımlar yaptılar bu konuda. Hakikaten büyük kampanyalar sağladılar. Bilişim firmalarının büyük atılımları oldu. Zihinsel olarak
epey insan topladılar. Şimdi Amerika hala bana sorarsanız eğitim ve teknoloji alanındaki önderliğini sürdürüyor ve okullarının ve iş imkanlarının kalitesi de getirileri açısından vaat ettiği rüya hayat açısından hala gözleri kamaştırdığını söyleyebilirim. Ama burada şöyle bir problemimiz var. Bu tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla da ilgili. Hem Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik geçiş süreci hem de Türk insanının ülkeden başka bir yere gitme, göç etme algısı bütün bunları teşvik ediyor. Rakamlara baktığınız zaman yani tam bir rakam söylemek mümkün bilmiyorum ama Türkiye'deki Amerikan bir başkonsolosluğuna ve büyükelçiliğine başvurulara bakın %25-30 civarında başvuruların arttığını gözlemlemek çok da mümkün gözüküyor. Bunların çoğunluğunun Amerika'ya olması biraz Amerika'nın özgürlükçü temeliyle ilgili. Evet, Trump'ın gelmesi ve İslam karşıtı söylemleri ya da 6-7 ülkeyle ilgili vize uygulaması biraz tutumunu değiştirecek hissiyatı vermiş olabilir. Ama unutulmamalıdır ki Amerika bir eyalet ülkesidir ve eyaletlerin halklara verdiği insan, hümaniteryen eğitim orada hala temelini korumakta. Sokaklarda yapılan gösteriler ve insanları korumak için gösterdikleri dövizler, sloganlar. Bunun tam bence bana sorarsanız göstergesi. İnsanlar hala çok nitelikli, derinlikli ve farklılıklı yaşam biçimlerini savunuyorlar ve demokrasinin kökeninin bu olduğunu söylüyorlar. Bu devam ettiği müddetçe Amerika'daki okullar, iş imkanları, eğitim düzeyi ve hayat tarzı bence hala yumuşak güç olarak çekim gücünü korumaya devam edecektir. Çünkü başka nispetle kıyasladığımız örneklerde bunu göremeyeceğiz. Amerika'nın yeni başkanı Trump'la yeni dönemde Türkiye-Amerikan ilişkilerinin nasıl olacağını değerlendiren doçent doktor Bıçakçı şunları söyledi. Obama'ya ait ön yargılar farklıydı, beklentiler farklıydı ama Obama döneminde sistemin yaptıkları farklı şekilde gerçekleşti. Şimdi Trump'ın daha düzenleyici ve daha Türkiye ile işbirliği içinde olacağına dair sinyaller alıyoruz. Türkiye en azından böyle beklentiler içinde. Mesela başlangıç konuşmasına Mevlüt Çavuşoğlu'nu davet edilmiş olması bile bence önemli bir şey. Çünkü genel protokol içinde davet etmediklerini biliyoruz çok zor olduğu için. Ve özellikle Trump'a ait heyetlerin, Trump'ın önde gelen heyetlerin gelip Amerika'da, yani Türkiye'de Genelkurmay Başkanlığı ve değişik kurumlarla çok siyasi ve çok resmi olmayan konuda uzlaşı noktaları arıyor olmaları da Türkiye'yi önemli bir aktör olarak gördüklerini gösteriyor. Ama bütün biraz önceki söylediğim kısıtlar devrede olduğu zaman zor. Ama şunun istediğini biliyoruz Trump'ın Washington Post'tan öğrendiğimiz bilgiye göre. Artık bu kısıtlar değişerek bir hareket kabiliyeti geliştirmek zorundayız dediğini biliyoruz. Ve Pentagon'dan bütün opsiyonel planları ortaya dökmesini istemiş. Bu istek otomatikman Türkiye'nin yolunu açabilir. Ama Türkiye'de bir şu anda yeni bir evrede, hangi evrede? Elbap dolayısıyla birçok fazla şehidimiz var. İki sahadaki lojistik ve harekat kabiliyetimiz test edilmiş durumda ve bunun zorluklarını da gördük. Rakka için ortak operasyon belki düşünülebilir ama düşünülse bile ortaya gelen sonuç şunu gösteriyor ki Rakka Elbap'tan çok daha zorlu bir sınav olacak. Sadece yukarıdan deneme yapan ya da Türk askeriyle birlikte çalışabilecek mi Amerikan askeri sahada? Bu çok belli değil. Bu konuda herkes her iki tarafta ihtiyatlı davranıyor ama benim görebildiğim kadarıyla Türkiye Obama'dan daha fazla Trump'la işbirliği yapabileceğini en azından öngörüyor veya hayal ediyor diyebilirim.